Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet. Yepyeni bir tarifle yine sizlerleyiz arkadaşlar. Bu güzel tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler. Tatlımızın yapımına başlamadan önce şerbetini hazırlıyoruz arkadaşlar. 3 su bardağı toz şekeri tenceremize alıyoruz. 3 su bardağı da suyu tenceremize alıyoruz. Küçük bir ince dilim de limon atıyoruz. Şerbetimizi ocağa aldık. Karıştırmaya başladık. Şekeri erinceye kadar karıştıracağız. Arkadaşlar kaynamaya başladıktan sonra da orta ateşte 10 dakika kaynatıp ateşten alacağız. Tatlımızın hamurunu yoğurmaya başlıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ katıyoruz tabağımıza. 1 çay bardağı yoğurt katıyoruz. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu katıyoruz. 1 çorba kaşığı da sirke katıyoruz. Bunları şimdi biraz karıştırıyoruz. Bir yumurtamızı katıyoruz. Bir fiskete tuz katıyoruz. Bir çay bardağından bir parmak eksik nişasta katıyoruz. Buğday veya mısır fark etmez. Şimdi bunları da şöyle bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Unumuzu ilave ediyoruz yavaş yavaş. Evet, yoğurmaya başlıyoruz. Dediğim gibi unu azar azar ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar, iyice yoğurduk. Şimdi toparlayıp tezgaha alıyoruz. Evet, tezgahımızı aldık. Şimdi bezeleri ayıracağız. 10 tane bezeyi ayıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bezelerimizi yaptık. Şimdi şöyle nişastayla açacağız. Evet arkadaşlar, tamamını şu şekilde açtık. Şimdi üzerine nişasta sürerek altına, üstüne nişasta alıyoruz. Hepsinin ara katını aynen böyle sürüp diğer hamuru onun üzerine getireceğiz. Açtığımız hamurları üst üste yığacağız. Bütün hamurlarımızı üst üste getirdik. Nişastaladık. Ve son katına da nişastayı sürdük.
Şimdi üzerini kapatıp 15 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 15 dakika dinlendirdim. Şimdi açmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, büyük fırın tepsisinden biraz daha büyükçene sarıyor, açıyoruz. Sonra şöyle sarıyoruz. Birer parmak birer parmak kesiyoruz. Evet arkadaşlar, kenara alıyoruz şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi bunları şöyle açıyoruz. Şöyle bir miktar ceviz kırığı koyup kapatıyorum. Şöyle açıp inceltiyoruz. Evet arkadaşlar, tatlımızı yaptık ve üzerine şimdi 150 gram erittiğimiz tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ karışımını şöyle üzerine gezdiriyoruz, döküyoruz daha doğrusu. Bu arada da fırınımızı 180 dereceye ayarladık arkadaşlar. Evet, tereyağımızı iyice döktükten sonra şimdi önceden ısıtılmış, söylediğim gibi 180 derecelik fırına veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıkınca şerbetimizi döküyoruz. Şerbetimiz soğuk oluyor. Yani soğuktan bir tık ılığa doğru. Şerbeti döktükten sonra şöyle en az bir 4-5 saat beklerseniz şerbetini çeker, daha güzel olur. Evet arkadaşlar, tatlımız bitti. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Bizlerden bu kadar.
Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın. Ve hep bizimle kalın. İşte bu kadar. Görüşmek üzere.